Rusya'dan uzaklaşan Ermenistan bu kez Avrupa Birliği ile işbirliğini artırıyor. Erivan'la vize serbestlisini görüşmeye başlayan Brüksel yönetimi bu kez tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Ermenistan ordusuna 10 milyon euro yardım yapacak. Ayrıntıları ise A Haber ekibinden Fatih Özyer aktaracak. Fatih. Evet Banu sizin de söylemiş olduğunuz gibi bir ilki atmış olacak Avrupa Birliği almış olduğu kararlara da bakıldığında zaten sizin de aktarmış olduğunuz gibi kısa süre önce özellikle Avrupa Birliği Ermenistan'la birlikte e, vize serbestisi konusunda diyalogların başlayacağını açıklamıştı. Bu önemli bir gelişmeydi. Her ne kadar yine bakıldığında son gelişmeler sonrasında da yine yapılan bir açıklama var. Avrupa Birliği Konseyi'nden konsey yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki süreç içerisinde e, Ermenistan'a 10 milyon Euro'luk e, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine yardım yapacağını açıkladı. Peki ne amaçlanıyor bununla? Yapılan açıklamaya da bakıldığında ee, ilk kez bir lojistik kapsamda bir destek olacağını ve sivillerin kendilerini daha iyi korumalarına da bir olanak sağlamak için böyle bir kararın alındığını açıkladılar. Bu önemli. Yapılan bu 10 milyon euroluk destek aslında Avrupa Birliği Barış Fonu'ndan ilk kez böyle bir destek Ermenistan'a gitmiş olacak. Yapılan bu destekle birlikte önümüzdeki süreç içerisinde bir anlamda Ermenistan topraklarında bir tabur büyüklüğünde aslında büyük bir tabur büyüklüğünde bir birlik için tam teşekküllü konuşlandırılabilir bir çalışma Kadır kampı sağlanmasına olanak da sağlamış olacak. Diğer taraftan yine yapılan açıklamalarda bakıldığında bu yardımla birlikte önümüzdeki süreç içerisinde Ermenistan topraklar içerisinde Avrupa Birliği'nin askerlerinin veyahut da güvenlik güçlerinin bulunması sonrasında savunma konusunda ileride olası bir bir, bir, bir sorunda. Avrupa Birliği ile Ermenistan'da da yine Avrupa, Ermenistan toprakları içerisinde birlikte çalışması için daha güvenli bir ortamında sağlanması amaçlanıyor. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bu konuda yapmış olduğu bir açıklamada bu yardımda birlikte önümüzdeki süreç içerisinde Ermenistan'la Avrupa Birliği Konseyi'nin özellikle savunma konusunda daha iyi birlikte çalışmasının da bir ilk adım olarak görülebilir açıklamasında yapmış oldu. Tabii Banel dünya genelinde olup bitenlere de bakıldığında Avrupa Birliği'nin neden son süre, son dönem içerisinde İlk olarak da ilk olarak e, vize serbestisi, şimdi de 10 milyon euroluk bir savunma desteğini vermesi kafalarda koca bir soru işaretinde getirmiş durumda. Diğer taraftan Orta Doğu'da olup bitenlere bakıldığında İsrail'in yapmış olduğu katliamlara bugüne kadar Avrupa Birliği'nin nasıl bir ses çıkarmadığını sessiz davrandığını adımlar attığını görüyoruz ama diğer taraftan da Ermenistan'a. 10 milyon euro'luk bir özellikle savunma konusunda yardım yapması da birçok soru işaretleri de beraberinde getirdi. Önümüzdeki süreç içerisinde neler olup biter belli olmaz ama görünen o ki birçok soru işareti bu yardımla birlikte gündeme tekrar taşınmış oldu diyerek bulunmuş olduğumuz noktadan sözü şimdi size bırakalım.